Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu örneğin yapımını paylaşmak istiyorum. Şu anda başlangıç fotoğrafında gördüğünüz örneğin alt sırasını yapıyorum ben. Üst sırasını da size göstererek yapmak istedim. Çok kolay bir örnek. İnternette bu aralar çok dolaşan bir örnekti. Ben de bunu bir anlatmak istiyorum sizlere. Arpa boncuk kullanılarak yapılıyor. Tığbatta da ikişer zincir çekerek çalıştım ben. Bu örnek için arpa boncuklarımı böyle ipe geçirdim. Daha kullanışlı, daha rahat, daha düzgün düşsün diye. Hemen nasıl yaptığımı anlatarak başlamak istiyorum. En başta ilmeğimi aldım. Şöyle göstereyim. Boncuğumu tutturdum. Sonrasında hep aynı şekilde devam ediyorum. Hemen şöyle ipime birkaç da boncuk alalım. Çünkü boncuğa çok ihtiyacımız oluyor hemen yakın zamanda. Şu şekilde. Birinden diğerine geçerken 4 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şu an ben 4 zincirimi çektim. Bir tane arpa boncuk alıyoruz boncuk yerleştirirken. Tığımızın ucuna geçiriyoruz. Sonra bir tane tığ battı atlatıyorum ben. İkinci tığ battıya şu şekilde giriyorum. Sonra aldığım ilmeği incinin de içinden geçirerek bu şekilde düğümlüyorum. Üzerini tekrar bir daha düğümlüyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Arpa boncuğumu tığımın ucuna alıyorum. Bir tane boşluk bıraktım. İkinciye geliyorum. Altından giriyorum. İkinci tığ battının. Şu şekilde ilmeğimi alıyor, ipimi alıyorum arkadan. Tekrar ilmeğimi doluyorum. Hem ilmeğin hem de boncuğun içinden beraber geçiyorum. Üzerine şöyle bir düğümlüyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tekrar boncuğumu aldım. Tığımın ucuna bir tane boş bırakıyorum. İkinci tığ battıya geliyorum. Şöyle altından ilmeğimi çekiyorum. Sonra içinden hem bu ilmekten geçiriyorum. Şöyle görünüyor zaten arkadaşlar. Hem de bunun hepsini birden içinden geçiriyorum. Üzerine düğümleyeceğim. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bunu da yapalım. Üst kısmın yapılışını göstereceğim. Boncuğumu tığıma alıyorum. Bir tane boşluk bıraktım. İkinciye geldim. Altından geçiyorum. İlmeğimi içinden geçiriyorum. Üzerine düğümlüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Oyayı böyle kapatıyorum ben. Bu sonda bu halka bana lazım oluyor. Tabii oyanın başını ve sonunu birbirine birleştirdiğinizde, yazmanın kenarına yaptığınızda buna ihtiyacınız olmayabilir. Birkaç tane zincir çektim. İpimi kesiyorum. Oyanın alt sırası bu şekilde arkadaşlar. Yazmanızın kenarını böyle dolandıktan sonra çok kolay bir örnek zaten yapılması. Hemen ikinci kısma geçiyoruz. Biraz ip saralım ikinci kısım için. İkinci kısımda boncuk kullanmayacağız. Şöyle ilmeğimi yapayım önce. Hemen ilmeğimizi yapalım. Sonra oyamızın en başından başlıyoruz. Şu ilk ipimin altından giriyorum arkadaşlar. Sık iğneyle. Buraya tutturuyorum. Sonra 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Trabzanımı yaptım. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Trabzandan aşağıya 6 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.si zincirin altından. Bu şekilde ilki oluştu. Hemen tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 1 doluyorum. Trabzanımı yapıyorum üzerine. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Burası kirpik olacak. Hemen 6 tane sık iğne yapacağım trabzanın altından. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.si şu şekilde. Şöyle yaptığımız kısmı göstereyim arkadaşlar. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bir defa doladım. Trabzanımı yapıyorum sıradaki zincirden. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.si zincirin altından. Oyam oluşmaya başladı. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 1 doluyorum.
Trabzanını yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Trabzanın önünden giriyorum. 6 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hep bu şekilde tekrar ediyor arkadaşlar. Oyamı şöyle göstereyim. Zaten başlangıç fotoğrafını da paylaşmış olacağım sizinle. Instagram'da da bitmiş halini yayınlayacağım. İnşallah işinize yaramıştır. Çok istenen bir örnekti. Kolay bir örnek. Yeni başlayan arkadaşlarıma uygun bir örnek. Benim gibi inci boncuk oyalarını da çok seviyorsanız çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdiden deneyecek olan tüm arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Hepinizin eline sağlık.